Efendim hoş geldiniz. Doğru Tercih başlıyor. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Ülkemiz için inşallah güzel, hayırlı bir gün olsun. Şimdi dün akşam çalışırken işte çevrim içi tercihler yaparken, konferanslar yaparken 22 sularıydı sanırım. Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı ve son derece güzel bir açıklamaydı. Yerinde bir açıklamaydı. Tercih sürecinin bu orman yangınları neticesinde ayın 13'ünden 20'sine kadar uzatıldığını söyledi. Çok yerinde bir karar, doğru bir karar. 5'i ile 13'ü arasındaki olan tercihler 5'i ile 20'si arasında olacak. Bu haber gayet yerinde. Ancak bir şeyi de Sayın Cumhurbaşkanımızdan arz edeceğim ben. Bu baraj altında kalan birçok öğrencimiz oldu. Üniversitelerimizin muhakkak bir planlama yapılmıştır. Ancak hani teoriyle pratik bazen örtüşmüyor. Ne yazık ki baraj altında kalan çok çocuğumuz var, öğrencimiz var. Şartlar uygun değildi yani bu sene sınava hazırlık sürecinde. Sınav da biraz zor gelince tabii ki beklentilerin altında kaldılar. Ve üniversitelerimizin boş kalma riski var. Baraj altında kalan çok çocuğumuz var. Dolayısıyla onların da hani tercihlerini mutlu olabilmeleri için ve üniversitelerin dolması için baraj puanının 180'den 160'a indirilmesini ben arz edeceğim. Hani bunun da bir gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok değerli bir konuğumuz var. Yeditepe Üniversitemizin rektör yardımcısı. Aynı zamanda Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Aydın hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim Sadık hocam. Değerli hocam, 25 yıl olmuş 1996'da Sayın Başkanımız hakikaten Türk yüksek öğretimi için fevkalade bir üniversite inşa ettiler. Bu arada rahmetli kurucu rektörümüzü çok sevdiğimiz, saydığımız, rahmetle anıyorum Profesör Doktor Sayın Ahmet Serpil hocamızı da çok emek verdi. Onu çok özlüyoruz. Onun ışığında ilerlemeye çalışıyoruz. Şu anda 50 bine yakın mezun var. 25 bine yakın öğrencimiz var. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle Sadık hocam. Gerçekten şu anda ülkemizin bulunduğu yine bir tercih döneminde biz sizinle beraberiz. Çünkü bu bizim için çok önemli. Çünkü öğrencilerimize bunları yönlendirmek. Gerçekten. Ama ülkemizin içinde bulunduğu bu yangın döneminde özellikle yangın bölgesindeki tercih yapacak öğrencilerimize çok büyük sabır diliyorum. Ve çok büyük, hiç endişelenmesinler. Ülkemiz çok büyük. Ülkemiz çok her türlü badirenin üzerinden atlatacak bir güce sahiptir. Bu nedenle onları gerçekten kolay gelsin diyorum, sabırlar diliyorum. Ve üniversitemiz şu anda 25. yılını bu sene kutladığımız üniversitemizde içinde olmaktan son derece keyif aldığımız üniversitemizde 25 bine yakın öğrencisiyle 50 bine yakın mezunuyla çok büyük bir öğretim kurumu olarak, bir aile olarak, Yeditepe ailesi olarak ve öğrencilerimizin geleceğini ışık tutacak bir üniversite olarak kendilerini sunmak istiyoruz kurumumuzu. Ve şu anda da tercih döneminde de onlara çok büyük kolaylıklar diliyoruz. Hiç strese girmeden, hiçbir şekilde paniğe kapılmadan, tercihin hayatın sonu olmadığını bilerek çok verimli, çok başarılı bir tercih dönemi geçirmelerini diliyoruz hepsine. Ve umarım her şey onların gönüllerince göre olur. Biz de sizin yaptığınız programlarla, bizlerin verdiği bilgilerle, onların bu tercihlerinde ufacık da bir olsa, bir ışık, bir kapı aralayabiliyorsak, bir ışık yakabiliyorsak bu da bizim için büyük bir mutluluktur. Çünkü geleceğimiz kesinlikle öğrencilerimiz. Kesinlikle. Sadık hocam. Şimdi eczacılıkta tabii ki araştırma, geliştirme bu son derece önemli. Peki bu pandemi sürecinde şimdi kuruluşundan beri Eczacılık Fakültesi'nin laboratuvarları, en ileri laboratuvar teknolojisi uygulandı ve kuruldu. Bu pandemi sürecinde ben şunu çok merak ediyorum. Daha önce de konuşmadık. Ne geliştirdiniz, ne araştırdınız, ne yaptınız? Şimdi bu dönem çok önemli. Gerçekten ülkemiz pandemi dönemini atlatırken Sadık hocam ve çok ani olarak yakalandık. Doğru, evet. Yani basit bir maskenin bile, tabii, basit bir eldivenin bile çok önemli olduğu günleri geçtik. Dolayısıyla biz o dönemlerde de üniversite olarak Eczacı Fakültesi'nin, eczacılık mesleğinin birinci görevlerinden bir tanesi ilaç ve malzeme üretiminin sağlanmasıdır. Dolayısıyla biz o dönemde gerçekten üniversitemizin alanlarının,
hastanemiz alanlarının sterilizasyonu için, dezenfeksiyonu için kullanacağımız dezenfektan solüsyonları hemen anında laboratuvarımızda ürettik ve litrelerce ürettik bunu ve kendi alanlarımıza, kendi hastanelerimize bunu kullanabilecek hale getirdik. Bir başka araştırma şu anda gündeme de çok, bundan 2-3 ay önce yaklaşık bir çok gündem oldu. Yine bitkisel ilaç bileşeni olan bir formülasyonun üniversitemiz hocalarının içinde bulunduğu, Erdem Yeşilada hocamızın içinde bulunduğu bir grup halinde yapıldı ve COVID-19'un ağızdan alınımında o bölgede tutulması ve vücuda girmemesi için solüsyon, bir preparat üretildi. Hastanemiz bu COVID-19'un başlangıcından beri biliyorsunuz iki hastanemiz, göz hastanemiz, üç hastanemizle beraber hastanemizin bir tanesini pandemide, ay pandemi hastanesi yapıldı ve bu alana hasta olanlara büyük bir katkı verdi. Dolayısıyla üniversitemiz tüm altyapısıyla, tüm öğretim üyeleriyle bu sürece büyük katkı sağladı. Bu katkıyı sağlarken de yetişmiş insan gücü, yetişmiş yeterli Ar-Ge altyapısı, laboratuvarlarıyla bu sürece çok büyük katkı verdiğini söyleyebilirim Sadık Hocam özel evet. dönemlerde. Şimdi TUS'u biliyoruz, tıpta uzmanlık sınavını, diş hekimliğinde DUS uzmanlık sınavını, bir de şimdi eczacılık uzmanlık sınavı. Bu yeni mi? Buradaki şey nedir? Yani buradaki uzmanlık alanı kişiye, eza eğitimi alan kişiye ne avantaj sağlayacak? Bunların hepsi lisansüstü eğitim. Yani lisansın sonunda yapılan başlıca yüksek lisans var, doktora var ve uzmanlık sınavları var. Uzmanlık sınavının özelliği bu uzmanın mesleğini hastalara dokunarak mesleğini icra etmesi anlamını taşır. Diş hekimde uzmanlık sınavı budur. Tıpta uzmanlık budur. Ve yaklaşık 4-5 yıldır eczacılıkta uzmanlık başladı. Ve önemli olan iki alanda. Özellikle fitoterapi, bitkisel ilaçlarla ilgili ve klinik eczacılık konusunda. Hastanelerde bulunacak bu uzmanlarımız. Hekimlerimizle beraber alanlarına göre hastanenin bitkisel ilaçlarla ilgili sürecini yönetmek üzere hastalara müdahale etmek üzere süreci yürütecekler. Klinik eczacılık branşı da yine bu uzmanlık eğitimli alanların hastanede bu işin uzmanı ve bu işin hastaya dokunan yönünü yapmak üzere eğitim alacaklar. Dolayısıyla EUS'ta, kısaca adıyla EUS'ta bu amaçla kurulmuştur. Dolayısıyla yüksek lisans doktoradan uzmanlığın farkı budur. Mesleğinin hastayla beraber icra etmesidir. Doktora ve yüksek lisansta ise daha çok bilimsel araştırmalara, daha çok akademik araştırmalara yönlenen branşlardır. Dolayısıyla bu da önemliydi ülkemiz için. Çünkü biliyoruz ki ilaç kullanımı ciddi profesyonellik gerektirir. Bunu klinik eczacıyla sağlayacak. Yine bitkisel ilaç kullandırması sağdan soldan duracak bilgilerle değil, doğru. bilimsel bilgilerle sağlanması gerekir. Bunu da fitoterapi uzmanlığı sağlayacak. Şimdi tabii ki bütün branşlarda öğretim üyesi kadrosu son derece önemlidir. Ondan sonra üniversitenin laboratuvar altyapısı çok önemlidir. Ama eczacılıkta bir bunlar kadar önemli olan, belki bunlardan daha da önemli olan bir Ar-Ge çalışması. Çünkü öğrencinin okurken o Ar-Ge çalışmasının grubunun içinde olması lazım. Gelişme. Herhalde eczacılık fakültesi tercihlerinde buna son derece dikkat etmek gerekir. Kesinlikle. Hem eczacılık fakültesi olarak bazında düşünebiliriz Sadık Hocam. Hem de üniversite bazında düşünebiliriz. Şimdi o kadar aslında şu anda çok güzel bir konuyu temas ediyoruz ki. Şimdi tercih yapacak öğrencimiz. Tamam. Ama tercih yaptıktan sonrasını düşünüyoruz şu anda. O kadar güzel bir noktadayız ki şu anda. Yani çünkü evet tercih yaptınız. Bir yere yerleştiniz. Ama o yerleştiğiniz alanda nasıl olsa yani umarım başarılı olur. 4 sene sonunda, 5 sene sonunda mezun olacaksınız. Bunda sıkıntı yok. Evet. Ama bu mezun olurken kendinizi mezuniyet sonrasındaki alana yönlendirmek üzere, yüksek lisans doktora uzmanlık alanına yönlendirmek üzere ya da mezuniyet sonrasındaki kariyerinize yönlendirmek üzere üniversitelerin Ar-Ge altyapıları çok önemli. Dolayısıyla buna bakarak tercih etmeleri öğrencilerimizin çok önemli. Çünkü ben size şu örneği verebilirim. Lisans öğrencimiz, eczacılık öğrencisi 5 senenin içerisinde şu anda çok yaygın olmayan akademisyenlerimizle beraber, hocalarımızla beraber bilimsel araştırmaların içerisine dahil olarak mezun olmadan uluslararası indekslere giren dergidir. Bu çok önemli kriter. Orada yer almaları. Orada yayın yaptı şu anda. Tabii. Benim öğrencim var. Tabii. Diğer hocalarımızın da öğrencisi var. Mezun olmadan yanında iki tane buna biz Science Citation Index dediğimiz dergide de yayınlanan makalesi var. Daha bundan ötesi de düşünülemez diye düşünüyorum lisanslı öğrencisi için. Dolayısıyla eczacılık da bunu çok yoğun sağladı.
gerçekten akademisyen kadrosuyla bu alana ve çok istekliyiz. Tabii bunun şu koşulu var Sadık Hocam. Şimdi bizler ne kadar donanımlı olsak, üniversite ne kadar donanımlı olsa iş öğrencide de bitiyor. Tabii. Şimdi öğrenci bunları arayacak. İsteyecek, arayacak bunu öğrenci. Yani geçen sene 3 ay boyunca yaz tatilinde öğrencim geldi. Eczacılık öğrencisi. Hocam ben bu yaz tatilinde staj yapayım ama biraz da boşluğum var. Ne yapabilirim? Bundan daha güzel bir ortam olamaz. Hemen gelir gelmez hemen kendisine bir tane proje vererek, bir araştırma konusu vererek o zaman içerisinde makale çıkarmalarını sağladık. Dolayısıyla öğrenci arayacak. Tabii aradıktan sonra da ona uygun ortam olacak ki bunlar bizim görevimiz. Evet. Akademisyenin ve üniversitenin görevi onu sağlayacak. Ve bu birliktelikle beraber gerçekten öğrenci ve peki üniversite... Türkiye'de eczacılık eğitimi alan yani eczacı olan bir kişi Almanya'da, İsviçre'de, ona Fransa'da, İngiltere'de eczane açabilir mi? Yahut da o eczacılıkla ilgili bir faaliyette bulunabilir mi? Bulunamaz. Şöyle belirli meslekler var Sadık Hocam. Bir tanesi hukuk. Bir tanesi tıp, bir bunlar tanesi yerel. Bir tanesi eczacılık. Bunlar ülkelerine özeldir. Her ülkenin kendi bu mesleği yapmayla koşulları vardır. Ha, örneğin Amerika'ya gitti bizim eczacımız, mezun eczacımız biliyorum çünkü. Oradaki gereken sınavlara, gereken tamamlamaları sağlayarak... Ek dersleri evet, ondan yapabilir. Sonra yapabilir. Yapabilir. Bu mesleğini serbest ve hastaya... Hatta hukukta da bizim yapan böyle öğrencilerimiz aynı, var. Aynı şekilde bu mesleğini serbest icra eden alanlar içindir. Ama bir araştırma kurumunda, bir üniversitede... bütün rahatlıkla bu görev çok alın. Rahatlıkla peki, eczacılık eğitimi ağır bir eğitim, kolay bir eğitim değil. Bunun yanında bir çift anadal yan dal yapılabilir mi? Tavsiye ediyor musunuz? Hangi alanlar burayı besler ya da hangi alanlarla yaptırıyorsunuz siz? Söylediğiniz gibi eczacılık eğitimi gerçekten yoğun bir eğitim. Tabii. Ama çift anadal'a da açık bir eğitim. Bizim çok sınırlı sayıda dostlar, öğrencilerimiz özellikle fizyoterapiyle yapan öğrencilerimiz oldu. Tabii çift anadal için şu anda eczacılık eğitiminde herhangi bir programdan yapmak için eczacılık fakültesinde yapmak için baraj taşıması gerekiyor. Tabii. 100 bine girmesi gerekiyor. Tabii. Onun dışında bu anlaşmalarımız var. İşletmeyle olan var. Genetik biyomühendislik olan var. Fizyoterapiyle var. Tabii çift anada biraz da öğrencilerin isteğine bağlı. Biraz da alanların örtüşmesine bağlı. Dolayısıyla biz bunu sağlayabiliyoruz ve örneklerimiz var. Mezunlarımız var. Hem çift anada hem eczacılık eğitimini almış hem fizyoterapi almış. Peki değerli hocam mezunlar daha ziyade kendi eczanelerini mi açıyorlar yoksa sektörde mi yer alıyorlar? Oradaki oran nasıl? Bizim özelliğimiz, Yeditepe Eczacılığı'nın özelliği burada çok üstün. Hı hı. Yaklaşık bizim %20 öğrencimiz ilaç sektöründe işini buluyor. Ve kalan kısmı eczanesini açıyor. Bu olan Türkiye ortalamasında aşağı yukarı %3. Hı. %3 sektörde çalışma oranı. Ama bizim mezunlarımızın çoğunluğu bu şekilde sektörde çalışıyorlar. Herhalde o da ARGE'den gelen bir alışkanlık olsun. Kesinlikle. Çünkü ARGE ile beraber, hocasıyla beraber ARGE çalışmalarını tabii. Bilebiliyor. Hı. Ve ne kadar ARGE yapıyoruz deseniz de önündeki hocasının ARGE ile ilgilenmediğini, üniversitesinin ARGE ile ilgilenmediğini gören bir öğrenciye bu vizyonu vermek oldukça mümkün değil. Mümkün evet. Değil. Bunu peki, sağlamaya çalışıyoruz. Dün akşam tercihleri yaparken öğrenci sordu. Bu eczanelerin açılması için bir kota getirildi zannedersem. Evet. Bu tabii ki iş yeri yani eczane açma konusunda herhangi bir sıkıntı şey yapar mı, yaratır mı? Şu anda yeni mezunlarımız için 3000 kişiye bir eczane statüsü geldiği için hemen mezun olur olmaz eczaneden açmayacaklar. Ama bu doğru bir yaklaşımdı. Çünkü meslek üzerinde bilgilerini sağlasın, kendisini geliştirsin. Daha sonra bir homojen bir dağılım sağlansın. Çünkü sonuçta sayı belli, insan sayısı belli ve açılacak alanlar belli. Dolayısıyla bu şu anda ilk başta önlerine engel teşkil edecek. Ama bunun için çok da endişelenmeye gerek yok. Çünkü bir sirkülasyondur. Boş olan yerlerde, boş uygun olan... İstanbul'da bile şu anda hala daha eczane açılmasına ihtiyacı olan alanlar var çünkü. O nedenle bu bir sorun değil. Zamanı gelince eczanelerini açma konusunda. Peki, bazı dallarda bir yenilenme oluyor. İşte yahut da çağa ayak uydurma oluyor. Ne bileyim yapay zeka giriyor. Ona hibrit oluyor bazı dallar. Peki eczacılıkta neler oluyor? Yeni gelişmeler, yeni böyle şeyler çıkıyor mu ortaya? Şimdi eczacılık eğitiminde gerçekten şu anda... daha çok önceleri ilaç odaklı meslekte. Evet. Çünkü amacımız ilaç üretmekti, hazırlamaktı. Hekim arkadaşımıza hazırladığımız ilaçları sunmaktı. Ancak şimdi geldiğimiz noktada ise daha çok hasta odaklı eczacılık çok
öne çıkmaya başladı. Çünkü ilaçlar artık endüstriyel olarak ilaç fabrikaları tarafından üretildi. Dolayısıyla artık eczanelerimizde çok büyük kitle eczacılık ilaç üretimi yok. O zaman hastasına çok yoğunlaşan, hastasının bütün biyokimyasal parametrelerini bilen, hastalık durumunu bilen ve bütün fonksiyonlarını bilen bir şekilde sunmaya ve yönlendirmeye çalıştı. Dolayısıyla şu andaki evrimde ona doğru gitti. Evet. Özellikle üretim odaklı, malzeme odaklı, üretim çok önemli. Ar-Ge çok önemli. Eczacılık eğitiminde bunu yaşadık şu anda. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, çeyrek asıl tamamlandı ama sonsuza kadar devam edecek inşallah. Yeditepe Üniversitesi'ne ve diğer üniversitelerimize her zaman ihtiyacımız var. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.